Dolayısıyla hocam e, gayba iman gerekiyor. Akabinde de hocam e, mesela burada mutakilen özellikleri bağlamında e, Bakara'nın üçüncü ayetinde elledi yine yükmünle gayb, onlar gaybe iman ederler deyip bir inanç noktasında bir e, gayba iman vurgusu var. Hemen akabinde de buyuk mu diye namaz kılmaya vurgu hocam bu namazın Bireysel ve sosyal açıdan insana e, neler katmaktadır hocam? Hocam? Tabii bu çok uzun uzun konuşulur saatlerce konuşulur. Bu ayetler bu, bağlamında bu hocam ayet. bakacak şimdi olursak şimdi müttaki üzerinde durduk mu? Hocam Onu yani temas, temas edelim. edelim yani edelim. Tamam, ana konudan ayrılmamak üzere hocam. Evet, evet yani müttaki o da uzun ama bu vikaya kökünden gelir yani müttaki böyle kendini koruyan şimdi tıpta da ki şey vardır. Tıbbul ilacı, tıbbul vikai diye. Bir efendim tedavi hekimliği bir de koruyucu hekimlik var ya. Şimdi bu korumak yani müttaki kendisini günahlardan, kötülüklerden hani mikroplara karşı kendini koruyor ya bir insan. Bu da evet. günahlara karşı kendini koruyan, hassasiyet gösteren kişi demektir. bu bir şeyde hani böyle şey mayınlı bir tarlada giderken bir insanın şey yanlış basmamak için nasıl titiz davranırsa, müttaki insan da yanlış yapmamak, günaha düşmemek için hassasiyet gösterir. Yani hassasiyet gösteren insan, kendini koruyan, tehlikede karşı titizlik gösteren insan. Hazreti İsa da diyor ya, dar kapıdan girin. Hassasiyettir bu. Şimdi tabii namaz, burada iman meselesi var. Çünkü Kur'an var. Bir de insanın Hani e, es-salatu e, zekatu kantaratül İslam, efendim zekat insanlarla, e, fakirle zengin arasında köprü, namaz da Allah'la kul arasında köprüdür. Bir bağlantıdır şey, irtibat kurmadır. Yani Cenab-ı Hak'la iletişimi... Gayb'la irtibat kurmak ha, diyebilir miyiz hocam? Diyebilir, iletişimi kesmeme hadisesidir yani efendim öyle bir şey ki önemli bak dinin dereğidir diyoruz. Hani bu Taifliler hani şey olunca pazarlık yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya bu namaz kılmak bize zor geliyor. Bunu kaldırsak <laughs> efendim. Efendimiz buyuruyor ki La hayra fi dinin la salate fihi. Namaz dinin esasıdır. Allah'la bağlantıdır. Çünkü bakın bu bağlantıyı o sağlıyor günde beş vakit öyle zamanlara ayrılmış ki yani siz dünya işleriyle meşgul olurken Cenab-ı Hakk'ı unutur gibi olduğunuzda hemen vakit geliyor, abdest alıyorsunuz, bir hazırlanıyorsunuz. Ondan sonra bir nevi tekmil veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Ya Rabbi ben seni unutmadım. Huzuruna geldim. Emrin başım üstüne. Değil mi? Bu bir şeydir. Cenab-ı Hak'la bağı devam ettirmektir. Dolayısıyla bunun hem Allah'la irtibat hem insanlarla irtibat. Hele cemaatle namazı işte bugün diyelim ki cuma. Bakın efendim bu cuma namazı da ferdi kılınmıyor biliyorsunuz. Haftada bir defa mecburen insanlar bir araya gelmiş oluyor. Beş vakitte bir araya geliyor. Hem insanların insanlarla bir irtibatını sağlıyor hem Cenab-ı irtibatını sağlıyor. Sosyal efendim dayanışma, yardımlaşma, hal hatır sorma. Yani cemiyet, cemaat dediğimiz zaten toplum demektir. Din ferdi yaşanmaz. Toplu olarak yaşanır. Namaz bunu as-salatu camiatun değil mi? Namaz insanlar bir araya getiren şeydir. Camide cem eden demektir. Camide cem olmak diye bir şey kullanmıştım. Onun için birlik bütünlüğü, biz bütünlüğümüzü, birliğimizi namazda ve bir de bakın nereye giderseniz gidin dünyanın neresine bir İslam ülkesine gittiğiniz zaman buluştuğunuz ortak şey namazdır. Evet. Kabe'de de öyle efendim işte Rusya'ya git orada bir camiye gidiyorsun orada bütünleşiyorsunuz. Bizim bütünlüğümüzü birliğimizi sağlıyor bu. Sosyal yönden evet. ferdi yönden. Değil mi? Hocam önce insanın iç dünyasında bir evet. bütünlük meydana Mutlaka. geliyor. bir Tevhid üzere olmanın evet. fiili bir eylemini gerçekleştiriyor Mutlaka insan. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Evet. Bir şarj olma diyorum ben buna hani benzin bittiği zaman istasyona gidiyorsunuz ya. Bir evet. bakıma gidiyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna güç kuvvet alıyorsunuz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte işte izâ hazebehu amrun bir sıkıntı olduğu zaman Bilal dermiş ki ya Bilal ezdin erihne ya Bilal şu ezan oku da bir rahatlayalım ya Allah'ın huzuruna evet. çıkalım da bir şarj olalım değil mi? Bu bir do dolumdur. Onun için namazsız din Dinin direği olması budur çünkü onu bıraktığınız zaman irtibatı kesmiş oluyorsunuz. Evet. Evet. Ee, Kerim hocam bu ayeti kelime de namaz vurgusuyla beraber işte gayba iman var Allah'ın kendilerine verdiklerinden infakta bulunurlar diye bu üç eylemden bahsediliyor. Bu üç özelliğin seçilmesinin anlamı ne olabilir hocam? Nasıl anlamalıyız Aslında bu ayeti? E, Aslında onlar gaybe inanırlar, namazı dost doğru kırarlar. ...yukîmüne salat... ...ikametü salat... ...ve... ...kendilerine... ...verdiğimiz rızıktan infak ederler. Bu aslında çok önemli bir husus. Tevhidin... ...bir kere... ...pratiğe yansıması. Yani Allah'a inandık... ...ve... ...O'nun varlığını, birliğini kabul ettikten sonra... ...müminin, müslümanın... ...öncelikle yapacağı iş... Burada fakirlik, zenginlik ayrımı yok. Her müminin yapacağı en önemli iş namaz kılmaktır. İnfak hadisesinde o geniş bir anlam. Zaman, e, belki evet. e, zenginlere zekat vermesi şeklinde algılayabiliriz ama insanın bilgisini, becerisini, e, ufak tefek yardımlar bile infakın konusuna girdiğine göre bu hususu daha sonra bırakmak üzere Hı. sadece burada yukiğim salat üzerine durmamız lazım namazı ikame yusallüne namazı kılarlar demiyor da Cenab-ı Hak namazı ikame ederler. İkame bir şeyi doğrultmak, bir şeyi muhafaza etmek, bir şeyde sebat kılmak anlamlarına geliyor. Dolayısıyla biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi onlar namazı cemaat kılarlar anlamı da verilmiş buraya. Yani mesela bir annenin babanın diyor merhum Hamdi Yazır'ın bir yorumu var bu hususta. Bir anne babanın ee, çocuklarına namaz kılmalarını öğretmesi bir e, efendim e, Müslümanın diğer Müslüman kardeşine namazı tavsiye etmesi amirlerin namaz kılacak imkanı hazırlaması ve çalıştırdığı kimselere namazı teşvik etmesi. Evet. Oradan hareketle demek Tabii. ki. E, Mevdudi de Allah rahmet eylesin her ikisine sene müfessirlerimizin o da namazı cemaatle kılmak olarak düşünmüştür, düşürmüştür yorumunu yapmıştır. Hatta buradan namazı ikame ederler dostoru bir direği dikmek. Bir direği yani nasıl ki diyor şehrin bir ortasına veya bir yerine bir kule dikiliyor. Her yerden görülüyor. Hakim tepelere veya hakim yerlere koyuluyor. Her yerden görülüyor. Namaz bireyin toplumun sosyal hayatın içerisine öyle girmeli ki öyle yer etmeli ki o şekilde namaz hakim olsun o toplumda. Şimdi namaz gerçekten çok önemli bir husus. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şöyle bir vahide bulunuyor. Estağfirullah ve festemi Ey Musa sen seçtim vahyi dinleri dinle. İnneni en Allah. Ben Allah. Benden başka ilah yoktur. Ve Beni anmak için namaz kıl. Bak namazın bir adı da zikir. E Kur'an-ı Kerim'de zaten alemlikle tatmin olur kul buyurmuş. Dikkat edin. Kalplerin mutmain olması, huzur olması zikirle mümkündür. E demek ki namaz insana ne yapıyor? Biraz önce hoca onun okuduğu gibi Peygamberimiz ida işte amur. Başa sıkıştığı zamanda, dara girdiği zamanda namaz kılardı. Niye namaz kılardı? E buyuruyor ki gözümün nuru namaz bana sevdirildi. E o nur insanın içine yansıdığı zaman da insan sevinmez mi? Sevinçli olmaz mı? iyi bir havada, güneşli bir havada nasıl mutlu oluyoruz? Ama öyle kara bulutlar gökyüzünü kapladığı zaman da karamsarlığa başlıyoruz. Niye? Her zaman ışık talep edilen bir varlıktır. Namaz da bir ışıktır, müminin bir nurudur. Dolayısıyla bu ışık bütün vicdanları temizleyen, aydınlatan bir ışıktır. Hani toplumun e, huzurunu nasıl sağlıyor? Bir kere namaz hususunda e, 45. ayet Ankebut, İnne salate tenne Namaz bütün kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoyabiliyor Cenab-ı Hak. Bir toplumda çirkinlikler, kötülükler, günahlar, zulüm, haksızlık bunlar minimize edilse hep sıfırlanmaz. Minimize edilse o toplumda huzur olmaz mı? İşte namaz huzurun ta kendisidir. Kendisi bu namazın da hocam özellikle insanın sert olarak bizzat evet. kendisinin sorumluluğunda olması da ayrıca önemli. Yani, <laughs> ifadesinde aslında bir şey var, bir gayret, bir çaba var. yani evet, evet. Yani o namazı ikame etmeye e, normal ve sıradan bir şey değil. Gerçek insanın bilinçli ve şuurlu olarak erkan yönelmesini gerekiyor. zaten evet. i erkanla adab-ı ile namazı kılarlar. Huşu ile namazı kılarlar. Yani ve namazı muhafaza ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'de hafızı ala salavat demesinin sebebi de bu. Namazı devam ederler. Arasız kılarlar. Sürekli kılarlar. Şimdi, hocam şimdi namazı kılarlar diye insana bir hitap var. Yani neden namazda insan sorumluluğu yani buradaki hikmet nedir? Niye başka Çok varlıklar da değil de? <laughs> <soruyorsun Estağfurullah. gülüyor> evet, Ali Rıza <laughs> Hocam. Tabii, yani niye namaz? Çünkü namaz <laughs> dinin dereyi dedik ya. Ya e da şunu da sor Allah sorsak. Kul mesela ni bağlantı. Niye günde beş vakit, yani iki vakit kılsak? Bir sabah, bir akşam daha de Gün içerisinde işleri evet. rahat yapsak da namaz bizi hani tabiri caizse evet, evet. E, fazla bizi meşgul etmese desek. Bu, yani namaz meşgul etmez de. Estağfurullah. Bu namazlar... Bak vakit öyle güzel ayarlanmış ki mesela hac... gücü yetenler için ömürde bir defadır. Zekat senede bir defadır. Namaz ise günde beş vakittir. Çünkü irtibatın kop, kopmaması lazım. Ra irtibat diyoruz ya bağlantı daima şeyin priz’in şeyde olması lazım işin Çünkü insanoğlu gerçekten, Bak dünya aldatıcı, meşgul oluyoruz, şeyle unutuyoruz. Yani öyle bir zamanla bölünmüş ki beş vakit. Hamsu salavatin filleyle ve günde, gece gündüz beş vakit namaz. Hani üçmüş filan diyenler ya ayet, hadis-i şerifte sahih. Sarih yani. Ayet-i kerimelerden de bunun beş olduğu çıkıyor zaten. Şimdi sabahleyin bak uyanıyoruz. ilk işimiz Allah'ı anmak biz zikir tesbihle başlıyoruz. Bereketli bak bir dua ile başlıyoruz. Ondan sonra belli bir süre geçiyor. Arada nafile namazlar falan var ama farz olanlar belli bir şeye geçince ha biraz böyle unutur gibi olunca hemen toparlanıyoruz. Onu diyoruz ki ya Rabbi bak ben seni unutmadım. Kulluğa devam ediyorum. Kulluk sözleşmesi bu. Bir nevi esas duruş tekmil verme diyebiliriz bu. Hani komutana tekmil veriyorsun ya la tesbih. Ondan sonra belli bir süre geçiyor. Efendim yine böyle unutur gibi olduğunda abdest de namazdan önce bir ön hazırlıktır. Namaza konsantre olmanın şeysidir. Ondan sonra belli bir süre geçiyor. Unutur gibi oluyorsun tekrar. Yani her an uyku halinde o teheccüde falan kalkıyorsan o da ekstra bir şeydir. Hocam, namaz dedi ibadeti de insanın bu kulluğunu Mutlaka gösterdiği, her an israr ettiği ortaya efendim, çıkardığı onu idrak ettiği bir ibadet olarak o <laughs> kulluğu her yani, an yaşıyorsun, yaşıyorsun unutmuyorsun. Bütünlük arz ediyor Hocam. bu. Hocam bir aramız var inşallah A hay hay Devam hay edeceğiz. Hay yani hay. kısa bir adım sonra tekrar birlikte olacağız.